Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Farklı Bakış'a hoş geldiniz. Bütün izleyicilerimizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlayarak Farklı Bakış'ta bugün stüdyolarımızın dışında bir mekandan sizleri selamlıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın muhtat olarak gerçekleştirdiği İl Müftüleri İstişare Toplantısının 35.si bugünlerde Ankara'da yapılıyor ve biz de toplantının gerçekleştirildiği salondan sizlerle Farklı Bakış'ta bugün birlikte olacağız. Bu yıl, her yıl farklı bir tema çerçevesinde gerçekleştirilen bu istişare toplantısında bu yıl tema olarak toplumu din konusunda aydınlatmada Diyanet ve İlahiyat Fakülteleri, İslami İlimler Fakültelerinin işbirliği imkanları, stratejileri konusu gündeme alındı. Oldukça geniş bir çerçeve ve bu çerçeve içerisinde de 4 gün boyunca sürecek toplantıda onlarca konuk, Türkiye'nin bütün illerinden gelen onlarca misafirle konu bütün detaylarıyla masaya yatırılacak. Birazdan hem programın detaylarına dair konuklarımızdan bilgiler alacağız, hem de bu yılki bu konunun, ana temanın çerçevesini biz de programımız esnasında çizmeye çalışacağız. Zira hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem İlahiyat İslami İlimler Fakülteleri birbiriyle işbirliği yapmaksızın ilerleyebilecek, bir yere varabilecek kurumlar değil. Her iki kurum da birbirine hem insan kaynağı üretimi itibariyle hem aynı konu çerçevesinde hizmet üretmeleri itibariyle aslında hem gönülden bağlı bir taraftan hem de organik olarak birbirine bağlı kurumlar. Ben hemen konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdullah Kahraman Hocam. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürümüz Kadir Dinç Hocamız. Hocam hoş geldiniz siz de programımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür. Ve Manisa İl Müftümüz Sinan Cihan Hocamız. Hocam siz de hoş geldiniz hoş bulduk, programımıza. Hoş bulduk, hocalarımız program vesilesiyle zaten Ankara'dalar. Ve günün yorgunluğunun üzerine de bizi kırmayıp programımızı teşrif ettiler. Ben her bir hocamıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Belki istirahate gidecekleri vakti bize ayırmış oldular. Öncelikle hocam programın bir içeriğini, çerçevesini çizmek itibariyle Kadir Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam, il müftüleri istişare toplantılarının temel amacı nedir? Hangi aralıklarla yapılıyor? Ve bu istişare toplantılarından bugüne kadar yapılanlarla ilgili gerek size olan geri dönüşler, gerekse üretilen veri ve hizmet itibariyle bize bir bahsedebilir misiniz? Şöyle il müftüleri istişare toplantısının çerçevesini bize bir çizebilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Tabii Diyanet İşleri Başkanlığımız 1924 yılında kurulmuş bir teşkilat. Anayasamızda çerçevesi belirlenmiş, kendi yasasında görevleri tadad edilmiş, milletimizin göz bebeği bir teşkilatımız. Milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinmiş bir teşkilat. Halkımızı inanç, ibadet ve ahlak konularında aydınlatmak, ibadethaneleri yürütmek ve yönetmek üzere oluşturulmuş, yasada görevleri tadad edilmiş, belirlenmiş bir güzide teşkilattır. Teşkilatımızın hem merkez yapısı, hem taşra yapısı, hem de yurt dışı teşkilatları bulunmaktadır. Organizasyon şeması bu şekilde oluşturulmuştur. Merkez ve taşrasıyla, yurt içiyle, yurt dışıyla toplumu din konusunda aydınlatma görevini en doğru, en sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek amacıyla
başkanlığımız bu istişare toplantılarına büyük önem veriyor. Tabii kuruluşundan bugüne özellikle şehirlerimizin, ilçelerimizin dini manevi hayatını yöneten, halkımıza bu anlamda rehberlik yapan müftülüklerimiz, müftülerimiz, efendim vaizlerimiz, Kur'an kursu öğreticilerimiz, imam hatiplerimiz, müezzin kayyım kardeşlerimiz, velhasıl teşkilatımızın bütün mensuplarının asli görevi budur. Bu işleri, yani dini manevi hayatı yönetme, halkımıza bu anlamda doğru bir rehberlik yapabilme vazifesini yerine getirme gayreti içerisindedir. Sürekli toplantılar yapılmış, yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Gün olmuş, cami altlarında müftülerimizin toplantıları yapılmış. Gün olmuş, Ankara'da işte hizmet binasında, o küçük salonlarında belki birer günlük bir toplantı şeklinde gerçekleştirilmiş. 93 yılından itibaren belli bir takvim ve periyot halinde yapılmaya gayret edilmiş. Ama bir 15-16 yıldan bu yana yılda iki kez yapılacak şekilde organizasyonunu oluşturmuş. 2013 yılından itibaren de artık bir bu toplantılar silsilesine rakam vermek suretiyle işte birden başlamışız. Evet. 35.sine gelmişiz. Bugün Ankara'da başlattığımız 35. İl Müftüleri İstişare toplantımızın öncelikle hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii toplantımızın hazırlık aşamasına başladığımızda muhterem Diyanet İşleri Başkanımız bu toplantının biraz farklı formatta şekillendirilmesini talimat buyurdular. Neydi o? Biz sürekli sahadayız Diyanet İşleri Başkanlığı olarak. Halkımıza bu ulvi vazifeyi yerine getirebilmek adına başkanıyla, müftüsüyle, efendim birim amiriyle, imamıyla, müezziniyle, vaiziyle, Kur'an kursu öğreticisiyle tepeden her bir mensubu halkımıza karşı bu vazifesini yerine getirme gayreti içerisinde. Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: ve şevirhum fil emr ve emruhum şura beynehum. Onların işleri istişare iledir. Onlar müşavereye önem verirler. İstişare ile aldıkları kararlarla işlerine devam ederler. Dolayısıyla bu İslami bir hem düsturdur hem de İslami bir metottur. İstişare, ortak aklı çalıştırma, hizmetleri planlarken ve yürütürken hata yapmamak için ya da daha az hata yaparak yola devam etmek için ortak aklın çalışmasına ihtiyaç var. Zira bu anlamda bu toplantılar aynı zamanda bir akıl aşılanması olarak da görülmelidir. Evet. Ülkemiz biliyorsunuz 15 Temmuz hadisesini yaşadı. Bu meş'um hadise bu toprakların içerisinden çıktı. Ve bu alanı kullanan, bu alanı istismar edenler tarafından tezgahlanıp ortaya konulmaya çalışıldı. Diyanet İşleri Başkanlığımızda son bir yıldan bu yana bütün yurt satında, bütün müftülüklerimiz nezdinde hemen bütün vatandaşlarımıza, görevlilerimiz başta olmak üzere toplumumuzun her kesimine hem 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini
hem de dini kullanarak toplumu ayrıştırma, toplumda bir takım bölücü, yıkıcı faaliyetler içerisinde bulunma gayretinde olanlara karşı halkımızı uyanık tutma, halkımızı bilinçlendirme adına yoğun bir din istismarı seminerleri tertip evet. etti. 81 vilayetimizde bunlar gerçekleştirildi. Bütün müftülerimizle beraber, bütün görevlilerimizle beraber halkımızla buluşuldu. Bu FETÖ'nün iç yüzü, Fethullahçı terör örgütünün yapısı anlatıldı. Bunların neye amaçladıkları anlatıldı. Neyi kullandıkları, neyi istismar ettikleri anlatıldı. Aslında şöyle, sadece bu yapıya özel de değil, dini istismar eden benzer pek çok yapı var. Belki şu an Türkiye'nin gündeminde en çok bu yapı var ama hemen sınırlarımızın bir adım ötesinde, gerçi şu anda adı pek anılmıyor olsa da DEAŞ diye bir yapı da vardı mesela. Yine başkanlığın o konularla ilgili de çalışmaları olduğunu biliyoruz biz. Tabii şimdi DEAŞ, Boko Haram, bu ayrılıkçı, bölücü yapılar, evet. Dünyanın her tarafında var. Mezhep eksenli, ayrılıkçı bir takım yaklaşımlar, bütün bunlar... yaşanıyor işte. Bütün bunlara karşı toplumu aydınlatma vazifesi bu teşkilatın mensuplarına, efendim ilahiyat fakültelerimize, din eğitimiyle iştigal eden kurumların üzerine düşen bir vazifedir. Evet. Bu cümleden olmak üzere işte bu toplantının formatını bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın istihdam ettiği personelini yetiştiren en önemli eğitim kurumlarımızdan birisi ilahiyat fakültelerimiz. Evet. İmam Hatip liselerimiz, ilahiyat fakültelerimiz, İslami ilimler fakültelerinden mezun olan kardeşlerimizi biz Diyanet İşleri Başkanlığımızın kadrolarında istihdam ediyoruz. Evet. Orada üretilen bilgiyle bu hizmetleri yürütmeye gayret gösteriyoruz. Hal böyle olunca madem gayemiz bir, davamız bir, hedefimiz bir, bu ilahiyat fakültelerimiz ve İslami ilimler fakültelerimizin dekanlarını da bu toplantıya davet etmemiz talimatlandırıldı. Buna göre hazırlıklarımızı oluşturduk. Hem ilahiyat fakültelerimizin, İslami ilimler fakültelerimizin dekanlarından bu konular çerçevesinde nasıl istifade edebiliriz? Müftülüklerimizle, müftülerimizle iletişimi nasıl daha güçlü hale getirebiliriz? Halkımıza karşı bu vazifemizi, dinimize karşı bu vazifemizi en iyi biçimde nasıl yerine getirebiliriz'in derdiyle bir program oluşturuldu. Eyvallah. Program oluşturulurken 8 bölge esası üzerinde durduk. 8 konu belirlendi. Hem ya ortak çalışabileceğimiz konulardı bunlar. 8 bölge merkezi olarak belirlediğimiz illerde hem o bölgeye ait il müftülerimiz hem de o bölge illerde bulunan ilahiyat ya da İslami ilimler fakültelerimizin dekanlarının iştirakiyle bir toplantı silsilesi gerçekleştirildi. Evet. 8 bölgede ilgili müftülerimizin koordinasyonuyla bunlar sağlandı. Orada raporlar hazırlandı, sunumlar oluşturuldu. Bugün sabah açılışını bu mekanda gerçekleştirdik. Öğleden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız hem il müftülerimizi hem dekanlarımızı hem de başkanlığımızın, Sayın Başkanımızın rehberliğinde diğer bütün üst düzey yöneticilerini kabul buyurdular. Tekrar kendi programımızın icrasına devam ettik. Öğleden sonra oturumlar yapıldı. Yarından itibaren de Çalıştay raporlarının sunumuyla birlikte belirlenen 8 konu nedir onlar? Başta din istismarı olmak üzere. Şöyle yapalım hocam. O 8 konuyu isterseniz programın içerisine peki, yayalım. Peki. Onu da yayıncılık açısından da biraz peki. izleyicilerimiz de meraklandırmış olalım. O 8 başlıkta programlar, Çalıştay yarın oturumları işte devam ediyor. 8 başlıkta bu Çalıştay
raporlarının sunumları gerçekleştirilmiş olacak. Çarşamba günü aynı şekilde açık kürsü programlarımız olacak. Hem dekanlarımız orada fikirlerini serbest bir biçimde müftülerimizle paylaşmış olacaklar. Hem müftülerimizin dekanlarımıza mutlaka söyleyecekleri, paylaşacakları hususlar olacak. Akabinde inşallah son gün değerlendirme oturumumuz ve sonuç bildirgemizin okunmasıyla birlikte programımızı, bu 4 günlük çalışmamızı tamamlamış olacağız. Bunun da önceki toplantılarda olduğu gibi biz her yaptığımız istişare toplantısı neticesinde o toplantının değerlendirme tutanaklarını oluşturuyoruz. Bu zaten sonuç bildirgelerini bütün vatandaşlarımızla paylaşıyoruz basınımızın huzurunda. Değerlendirme tutanakları bir kitapçık halinde hazırlanıyor. Bütün müftülüklerimize, eğitim merkezi müdürlüklerimize gönderiliyor. Diğer toplantıya önceki toplantıda alınan kararlardan ne kadarı hayata geçirilebilmiş, onların bir dönüşleri sağlanıyor ve bu şekilde kendimizi yeni ihtiyaçlara göre, toplumumuzun beklentilerine göre hem bir önceki toplantının sonuçları değerlendirilmiş oluyor, hem de bundan sonraki atılacak adımlarla alakalı stratejiler belirlenmiş oluyor. Teşekkür ediyorum. Aslında bu salonlarda konuşulan ve bütün konuların da salonlarda orada kaldığı, hayata çok yansımadığı bir takım toplantılar da bazen maalesef yapılabiliyor. Bu son cümleniz de ona bir cevap niteliğindeydi. Tam bu noktada ben Abdullah Hocam'a dönmek istiyorum. Bir İlahiyat Fakültesi dekanı olarak. Hocam şimdi tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığımızın personelinin de büyük bir kısmı İlahiyat Fakültesi ya da İmam Hatip Lisesi mezunu ve İlahiyat Fakülteleri bu manada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın insan kaynağı üretimi anlamında temel dayanak noktası ve İlahiyat Fakültelerinde öğretimde, eğitimde ya da süreçte bir problem varsa bu doğrudan Diyanet'i ilgilendiren bir durum. Aynı zamanda da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetlerinde bu personelden kaynaklanan bir problem varsa o da gelip ilahiyatı buluyor. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı ile İlahiyat ya da İslami İlimler Fakültelerinin işbirliklerinin sağlanması topluma nasıl bir fayda sağlar? Nasıl bir geri dönüşü olur bu konunun? Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Allah'a hamd, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına ve yolundan gidenlere salatü selam ile sözlerime başlamak istiyorum. Gerçekten 35. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na müftülerimizin yanında İlahiyat Fakültesi ve İslam İlimler Fakülteleri dekanlarının birlikte yan yana gönül gönüle iştirak etmiş olmaları bizim açımızdan din eğitimi, din hizmetleri açısından son derece önemli bir gelişmedir. Öncelikle bu planlamayı planlayan başkanlığımızı ve yetkililerini tebrik ediyorum. Bu beklediğimiz bir şey. Hoş müftülerle, müftülükle, diyanetle, ilahiyat fakülteleri ilk defa böyle bir toplantıyla yan yana geliyor değil. Mutlaka. Değişik vesilelerle elbette beraberiz ama bunun özellikle il müftüleri istişare toplantısında ilahiyat fakülteleriyle beraber olması sanıyorum ilk defa olan bir şey. Bu güzel. Şimdi tabii problemler var. Özellikle din, din istismarı gibi konular gündeme gelince biz ister istemez dönüp hafızamızı yokluyoruz. Kendimizi yokluyoruz. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekmek istiyoruz. Bu işin sorumluları bizleriz. İmam Hatip liselerinden veya biraz daha aşağıdan başlarsak Kur'an kursundan, sonra ilahiyat fakülteleri hem teorik bilgiyi veren kurumlar olarak hem de müftülüklerimiz sahada olanlar, bilginin sahaya uygun olarak dönüşümünü, uygulamasını sağlayan kurumlar olarak kendimizi bir hesaba çekmek durumundayız. Bu toplantıların esas amacı bu. Şimdi biz tabii kendimizi hesaba çekerken her zaman çekmemiz gerekir de illa bir musibetin başımıza
gelmesi gerekmiyor. Mutlaka. Bunun için. Ancak toplumlar böyle. Geçmiş milletlerde de toplumlarda da böyle olmuş malum. Bir musibet bin nasihattan yeğdir. Atasözlerimize bile girmiş. Biz yine de musibet olduğu zaman biraz daha dikkat kesiliyoruz. Şimdi de böyle oldu. Bir kere İmam Hatiplerimiz çok şükür sayıları fazla. Binalarımız eskisinden çok daha güzel. O oranda Diyanet İşleri Başkanlığımızın personel sayısı, ulaştığı alanlar yurt içinde ve yurt dışında gelişiyor, gelişti. Buralarda da bir problem yok. Hizmet içi eğitim kurslarımız var. Onlar devam ediyor. İlahiyat fakültelerimizin sayısı 96, belki daha fazla bilemiyoruz. Hı hı. Fiilen öğrenci alanlar var, almayanlar var. Kanunla kurulup henüz eğitime başlamayanlar var. Ama bugün aldığımız bir bilgiye göre 81 İlahiyat Fakültesi fiilen öğrenci almış ve evet, yoluna devam ediyor. Bunlar da güzel gelişmeler. Ancak bütün bunlar hep niceliğe işaret ediyor. Halbuki biz özellikle istismar söz konusu olduğunda niteliği sorgulamaya başladık. Ve adeta şöyle diyoruz. Acaba biz bu kadar niceliğin yanında nitelik noktasında nerede duruyoruz? Devletin bize sunmuş olduğu imkanlar ve kanunla sınırlarını çizmiş olduğu, omuzlarımıza yüklemiş olduğu o büyük sorumluluğun yerine getirilmesi noktasında acaba neredeyiz? Bu musibet bize bunu sordurdu. Özellikle bu musibet, hı hı, sordurdu bunu. Hoş biz yine zaten sorguluyorduk. Tabii ki sorguluyorduk. Bu istişare toplantılarının Kadir Hocam daha iyi bilecek, Sinan Hocam herhalde ana temaları yine bunlardı. Yani biz tabii benzer hizmetlerimizi şeylerdi. Nasıl yapıyoruz? Kalitemiz nerede? Nerede problemimiz var? Bunlar tartışılıyordu. 35.'si ilk defa değil. Mutlaka. Ama şimdi bu musibet vesilesiyle özellikle biz bu istismar nereden kaynaklanıyor meselesini gündeme getirince ister istemez bunun altında yatan bir takım sebepler ortaya çıktı. En baş sebep de yine alt başlıkları var elbette ama nitelik meselesi gündeme geldi. Bunun için yeniden toparlanma zamanı şimdi. Orayı biraz bir açabilir miyiz hocam? Şimdi bu istismar nereden kaynaklanıyor sorusuna en baştaki sebeplerden bir tanesi, belki de en başta geleni nitelik problemi. Yani yani önünü biraz açabilir miyiz? Tamam, açarız. Efendim biz bütün kurumlar böyle. Yani sadece din hizmetleri alanı değil. Bugün ülkemizde eğitim veren bütün sahaları bu anlamda gözden geçirebiliriz. Hizmet içi eğitimler vasıtasıyla bir takım şeyler yapılıyor. Tıbbı da, mühendislik alanını da, diğer alanları da gözden geçirebiliriz. Ama o bizim işimiz değil. Biz şimdi bize tevdi edilen, bizim deruhte ettiğimiz ve talip olduğumuz en ulvi, en kutsi, insanı insan yapan, insanca yaşatan değerlerin temsilcileri olmaya çalışan veya buna aday olmuş insanlar olarak bu alanı ele alıyoruz. Nitelik dediğimiz zaman bu kadar devasa yatırım var. Binasıyla, memuruyla, hocasıyla bu kadar devasa yatırım var. Devletin bunlardan bir beklentisi var. Devlet de halkın taleplerine göre beklenti sahibi oluyor. Evet. Şu soruyu soruyoruz. Biz ilahiyat fakülteleri olarak aslında bizden başlıyor olay. Hı hı. Eğitimden başlıyor. Ha biz dönüyoruz geri. Zaman zaman İmam Hatip müdürlerimizle konuştuğumuzda da, hı hı, müftülerimizle konuştuğumuzda da böyle bir üçleme yapıyoruz. Diyorlar ki mesela müftülerimiz bize, biz gidiyoruz bir camiye diyelim, İmam Efendi'nin okuyuşunu, vaazını, hutbesini tenkit ediyoruz diyelim. Usulünü, üslubunu tenkit ediyoruz. Tenkit ediyoruz. Evet. Hemen müftümüz bize diyor ki
Hocam siz yetiştirip gönderdiniz. Sizden biz geldi. Biz istihdam ettik. Diyor musunuz Salih Hocam? Diyoruz. Diyorsunuz. Diyorlar. Eyvallah. Diyorlar. Sonra biz diyoruz ki İmam Hatip'ten bize zayıf geldi. Ne yapalım? Bu kadar verebildik. Böyle bir üçleme devam ediyor. İmam Hatip müdürü olsaydı aramızda o da diyecekti ki yani ilkokulda gelirken Kur'an kursundan da bize bu kadar geldi. Aileye kadar gider. Gider yani geriye doğru gider. Gider de bunlar bizi tatmin eder mi? Edemez. Bizim sorumluluğumuzu azaltır mı? Ya bu soruları böyle orta yerde bırakamayız. Bırakamayız. Tamam. Bunu muhabbet olarak yaparız biz. Eyvallah. Ama bu muhabbet orada bitmez. Buradan başlar aslında. Ve başlıyor. Şimdi nitelik dediğimizde şikayetlerimiz var. Onları bir iki maddeyle zikrederim şimdi. Lütfen. Ama esas önemli olan halkımızın güven problemi. Çünkü biz devlet olarak, diyanet olarak, ilahiyet olarak diyoruz ki bu tabiri kullanmak belki hoş değil ama yumuşatarak biraz daha söyleyeyim. Hani merdiven altı gibi ifadeler kullanıyorlar da onlar bizim açımızdan çok uygun değil. Niteliksiz, ehliyetsiz ellerde nereden başladığı, ne amaca hizmet ettiği ve nerede biteceği belli olmayan platformlarda verilen din eğitimi doğru bir din eğitimi değil. Zaten ona eğitim de demek mümkün değil. O zaman halkımız diyor ki devlete ben dinimi en doğru şekilde öğrenmek istiyorum. Bana yardımcı ol. Çünkü sosyal devletin görevleri arasındadır bu. Tabii ki. Devlet de diyor ki hay hay ben bu masum insani talebinizi aldım, değerlendirdim. Size gül gibi bir, iki, üç tane kurum armağan ettim. Bütün masrafı bana ait. İslam dünyasına baktığımız zaman Türkiye gibi eğitimin tamamen devlet tarafından finanse edildiği çok az yer buluruz. Bu model çok yok. Bu model yok yani. Evet. Arap ülkelerinde dahi yok. Evet. Dolayısıyla devlet bunların tamamını deruht ediyor. Diyor ki şu esaslara göre elemanınızı alın yetiştirin. İş nerede düğümleniyor? Bizde. Biz şimdi bunun içini doldurmamız lazım. Hocam şöyle o zaman sistem aslında bu manada amiyane tabirle tıkır tıkır işliyor. Evet. Bu aşamaya kadar. Ama ne üretiyor? Bu aşamaya kadar işliyor. Öğrenci, devlet, herkes üzerine düşeni bir şekilde yapıyor ve hazır sistem içerisine insanlarımızın talep ettiği o nitelikli, doğru bilgiyi almak için insanlar sistemin içerisine dahil olabiliyor. Ama sistemin çıktısında mı bir problem var? Mesele orada. Şimdi devlet de diyor ki haklı olarak vatandaşı yönlendirirken din eğitimi önemli bir şeydir. Din aziz, kutsal, ulvi bir şeydir. Bu konuda herkese güvenmeyin. Ben devlet olarak güveneceğiniz kurumları ve insanları buldum. Sizi onlarla muhatap ediyorum. Tamam. Ama şimdi vatandaşa sorduğumuz zaman vatandaşın, insanımızın taleplerine bu kurumların cevap vermesi lazım. Evet. Orada güven cevap vermesi lazım. Şimdi diyelim ki ben şunu arzu ederim. Herhangi bir mahallede, köyde, bir yerleşim biriminde dini bilginizi kimden öğreniyorsunuz? Sizi kim yetiştirdi? Ben filan caminin imamına devam ediyorum. Hocamı seviyorum. Hocama güveniyorum. Hocam benim bütün eksiklerimi telafi edebiliyor. Evet. Ya da şehrimizin müftüsü var. Ben müftüme gidiyorum. Başım sıkıştığı zaman, bir problemim olduğu zaman oraya müracaat ediyorum. Psikolojik problemim var. Bu anlamda aile yaşat bürolarımız var. Özellikle hanım kardeşlerimiz için bulunmaz bir şey yani. Bu kurumun bakın niteliğinden önce niceliğine bakıyorum şimdi. Var mı alternatif? Var. Var. Oluşturmuş mu devlet? Devlet görevini yapmış. Devlet üzerine düşeni yapmış. Sıra bizde. Biz yapabiliyor muyuz? Orada iki şey devreye giriyor. A. Bilgi. B. Samimiyet. Evet. İşte biz halkımızın bilgi açığını
bir taraftan karşılayabiliyor muyuz? İmamımız okuyor mu? Müftümüz okuyor mu? İlahiyat fakültesindeki hocamız halkın nabzını tutabiliyor mu? O da okuyor da neyi okuyor? Kime okuyor? Niye okuyor? Ne şekilde okuyor? Çoğu kere müftülerimizden şöyle şikayetler aldık biz. Hocayı davet ediyoruz bir konferans vermesi için. Bize tezini anlatıyor. Bu da bir problem. Evet. Yani bilgiyi vermek değil sadece. Bilgiyi halkın anlayabileceği şekilde harmanlayıp onun derdine deva olabilecek hale getirerek vermek gerekiyor. Akademi kürsüsündeki hitabımız başka, cami kürsüsündeki, konferans salonundaki hitabımız, muhatabımız, hitap kitlemiz başka, farklı olacak. Bunu kim yapar? Bir hocam müsaadesi olursa şimdi. Buyurun hocam. Bilgi deyince çok önemli gerçekten. Şu anda algıların yönettiği bir dünyayı yaşıyoruz. Sosyal medya üzerinden üretilen algı ve bu algının yönlendirdiği ilgiler var. Ama toplum ahlakla donanmış bilgiyle eğer yönlendirilirse daha sağlıklı bir yapıya gitmiş oluruz. Şimdi evet. Teşekkür ediyorum hocam. Çok yerinde bir tespit. Yani bilgi derken de işe yarayan bilgi. Mugalata üreten değil. Hocam, kaos çıkaran değil. Hocam, ışıkkındaki o samimiyetle birleşen bir bilgi. İnsanımızın zihnini bulandıran değil. Bir takım işte akademik kürsülerde tartışılacak değil. Bilgilerin halkın huzurunda o saf berrak zihinleri bulandırıcı bilgi değil. Arı duru toplumun yaşamına, hayatına aksettireceğimiz bilgileri üretme ve bu konuda rehberlik yapma. Evet, evet hocam. Evet. Hocam iğneyi başkasına, çuvaldızı kendimize derken işte çuvaldızı kurum itibariyle kendimize batırmış oldu. Evet. Oradan yani devam biz edelim bunu, hocam. Bu öz eleştiriyi yapmamız gerekiyor. Bu, çünkü bunu yapmazsak bu bulutların üzerinde uçmuş oluruz. Bizim bilgimiz makes bulmaz. Evet. Yere inmeyen bilgi gönle nakşedilemez. Teşhis bunun yapılmadan tedavi yapıyoruz. Sürecine geçilemez. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Dolayısıyla ben gittim, hocama sordum. Şimdi ben insanlarımızı takip ediyorum. Hı hı. Mesela tebdili kıyafet. Bir camiye gidiyorum namaz kılmak için. Namaz sonrasında bakıyorum. İmam efendiyi bekliyor, birkaç kişi bekliyor. Soru soruyor. İmam efendi eğer, ya bunları kafanıza takmayın, bunlar çok da önemli şeyler değil derse, diye savuyor. Bu gerçek, bunu ben gördüm. Savuyor başından. Niye? Onunla ilgilenmeye adanmışlık ruhu yok bir kere. O adanmışlık ruhunu besleyecek bilgi yok. İlgi de yok, bilgi de yok. Üzerine bu halk nereye gidecek? Yoksa? Şimdi Sami Bey nereye gidecek bu insan? Ne diyecek mesela? Vallahi ben hocaya müracaat ettim. Bana bilgi vermedi. Benimle ilgilenmedi. Hemen çabuk çabuk beni camiden dışarı atmaya çalıştı. Derse nereye gidecek? Arayışa girecek. Evet. Çünkü dini bilgi ihtiyacı asla yok edilemez. Din her zaman toplumların bir değeridir. Hiç kimse, bunu ateistler bile kitap yazıp söylüyorlar. Evet. Diyorlar ki ben inanmıyorum ama dinin toplumdaki gücünü de inkar edemiyorum diyor. Evet. Dolayısıyla bu insanlar bir arayışa girecek. Nereye gidecek? Bir yerlere gidecek ve o kişi de bununla ilgilenirse, alıp bir çay içirirse mesela, ya gel dertleşelim bir iki dakika derse, ikinci sefer nereye gidecek bu insanlar? Oraya gidecek. Orada da bir istismar oradan başlayacak. İstismar varsa orada ben da. Ben şunu da söylemem, bu doğru olmaz. Her ilgilenen istismar ediyor tabii diyemem. Ki, tabii haşa ki. Öyle bir şey yok. Ama benim ilgilenmem gerekiyor. Şimdi bendeniz mesela 7/24 cep telefonum açık. Öğrenciler bana diyor ki, hocam size ulaşamadığımız hiçbir zaman olmuyor. Cumartesi de açık, pazar da açık. Niye? Ya ben mesuliyet hissediyorum. Diyorum ki belki çok önemli bir problemi vardı. Belki iki çift laf söylesem problemi çözülecekti. Haşa ben kendimden
bahsetmiş olmam çok doğru değil ama meseleyi anlatmak için söylüyorum. A olsun, B olsun önemli değil. Her birerimizin bu adanmışlık ruhuna bir kere sahip olmamız lazım. O zaman hocam temel mesele burada, çözüm yolu itibariyle de birinci mesele omzumuzda o sorumluluk ve yükümlülüğü hissetmekle başlayacak. Biz Bodro mahkumları değiliz. Onun için din görevlisi lafını din gönüllüsü olarak değiştirelim dedik. Dediler ki ne fark edecek hocam? İçini değiştirmesek. Ya bazen tabela koyarsınız, içini doldurursunuz. Bu da bir yöntemdir yani. Eyvallah. En azından kendimizi buna alıştırsak olmaz mı? Eyvallah yani hocam. Din gönüllüsü olsak her birerimiz, şimdi insanlar diploma alıp maaş, yapmayın. Din ve din kapısı maaş için gidilebilecek en son yer bile değildir. Geleneğimizde zaten bu böyledir. Böyledir evet. Eyvallah. Hocam ben hemen burada bir hocama dönmek istiyorum. Şimdi bir müftü olarak hocam buradasınız. Hocamın işaret ettiği alanlarda pek çok problem yaşıyor muyuz? Evet, toplum olarak yaşıyoruz. Mutlaka istisnaları var veya kahir ekseriyet öyle olabilir. Biz burada tek tek isim isim ya da bir topluluğu suçlayıcı değiliz. Ama problemlere dikkat çekerek teşhisi yerinde yapabilirsek tedavi sürecinin de önünün açılacağını ümit ediyoruz. Siz müftülüklerdeki görevleriniz itibariyle sahada doğrudan insanlara dokunan imam, vaiz, müezzin, kayyım veya diğer alanlarda çalışan, her bir görevi tek tek saymayalım. Bu insanlarımızda hocamın bahsetmiş olduğu o adanmışlık ruhunun yeniden ihya edilmesini, yeniden inşa edilmesinin nasıl mümkün olduğunu düşünüyorsunuz? Efendim öncelikle ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hem bu programımızın faydalı olmasını hem de bugün itibariyle başlamış olduğumuz 35. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nın hem milletimizin hem ümmetin beklentilerine, ihtiyaçlarına efendim cevap verecek bir muhtevada cereyan etmesini ve sonuçlanmasını niyaz ediyorum. Efendim, tabii konu çok geniş, ağır, aynı zamanda da çok tabii önemli. Ben şunu ifade edeyim önce. Şimdi bizim tabii alanda bulunanlar olarak ama idari ama uygulayıcı olarak ama yetiştirici olarak, eğitimci olarak pek çok noktadan şikayetçiyiz, müştekiyiz. Şimdi bugün itibariyle bu toplantıda müftüler, dekanlar beraberce konuları müzakere ediyoruz. Aslında alanda var olan ama daha efendim çerçevesi belirlenmiş bir işbirliğini öngören bir uygulama yapıyoruz. Şimdi benim kanaatim şu. Eksikliği her kurum bir başka kuruma havale edebilir. O kurum da bir başka kuruma havale edebilir. Benim kanaatim şu. Biz bu alanda görev alacaklar olarak yeterli, adanmış, güzel ahlaklı bireyler yetiştirmek istiyorsak öncelikle Kur'an kurslarından itibaren İmam Hatip'le entegre olmuş, birbirinin mütemmimi olan, tamamlayıcısı olan ve aynı zamanda İmam Hatip mezunlarının da ilahiyata intisap ettiklerinde yine aynı programın devamı olacak bir müfredatla yetiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Kur'an kursları müfredatı bağımsız, İmam Hatip müfredatı bağımsız. İlahiyat müfredatı sadece bağımsız değil, bütün üniversitelerin, rektörlüklerin farklı müfredat yapma gibi bir muhayyerlikleri var, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi bu kadar birbirinden bağımsız müfredatla bu alanda görev yapacak insanımızı nasıl yetiştireceğiz? Eksikleri nerede görüp de tamamlayacağız? Dolayısıyla bizim Kur'an kurslarından itibaren, daha geriye gitmiyorum, ilköğretim, anaokulu, 4-6 yaş grubu, aile,
Oralarda mutlaka çok önemli. Hı hı. Buraları beslemesi lazım. Ama Kur'an kurslarının, imam hatiplerin ve ilahiyatların müfredatı mutlaka birbirinin mütemmimi olması gerekir. Bir defa bunun altını çizmek istiyorum. İkincisi, bir parantez açarak arz etmeye çalışayım. Bir medeniyeti tahrip etmek istiyorsanız, bu tabii bir müsteşrik şeyidir bu. Sözü mü? Tezidir. Tezi. Bir medeniyeti tahrip etmek istiyorsanız, aileye saldıracaksınız. Eğitim sistemine, efendim, eğitim sistemini tahrip etmeye yöneleceksiniz. Bir de toplum nezdinde itibarı olan, rehberlik yapan ve o itibarlı kişilerin sahip olduğu referansları itibarsızlaştırmaya çalışacaksınız. Şimdi böyle bir efendim arka planıyla beraber değerlendirmek lazım hadiseyi. Şimdi bugün itibariyle bu alanda görev yapan hocalarımız, en üstten en alt kademedeki görevlerimizi kastederek söylüyorum. Bu toplumda mutlaka bizim Anadolu insanımızın nezdinde mutlaka bir itibarı var, saygınlığı var. Var. Ama genel manada her gün farklı başlıklar altında, farklı gerekçelerle itibarsızlaştırmak gibi bir faaliyetle de, bir girişimle de karşı karşıya olduğumuz bir gerçek. Eğitim sistemimizde de efendim işte kendi mecrasını bulmuş, efendim evveliyle, ahiriyle, öncesiyle, sonrasıyla bir bütünlük arz edecek, hepimizi rahatlatacak, huzur verecek bir noktayı yakalayamadığımızı da hep zaman zaman ifade ediyoruz. Şimdi buraları göz ardı etmemek lazım. Hocam adanmışlık ifadesini kullandı Abdullah Hocam. Şimdi burada şöyle bir problemimiz var. Bizim bu topluma doğru bilgiyi aktarma, tabii doğru bilgiyi önce anlamak lazım. Doğru bilgiyi elde etmek lazım. Ondan sonra doğru bilgiyi doğru bir şekilde aktarmak lazım ve bunun da en güzel örneklerini ortaya koyabilmek lazım. Benim bu noktada düşünmemiz gereken ve üzerinde yoğunlaşmamız gereken bir husus olarak görüyorum. Bizim yetişmemizde emeği geçen, hasbi resmi değil bakın, hasbi olarak gece gündüz talebelerinin ihtiyaçlarını karşılama ve onların geleceğe iyi yetişmeleri için bütün imkanlarını seferber eden hocalarımızı biz gençliğimizin önüne yeniden koyabilmeliyiz. Yani numune-i imtisal anlamında. Bu yani üsve-i hasene bağında. Şeyinde. Tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere ashab-ı kiramdan itibaren günümüze kadar örnekleri, güzel ahlakı en güzel şekilde temsil eden, tebliğ metotlarıyla olumsuzluklar karşısındaki sabır ve metanetiyle, duruşuyla, yapıcı yaklaşımlarıyla, efendim yapıcı yaklaşımıyla ve bütün tahriklere rağmen mecradan çıkmadan, yoldan çıkmadan, hassasiyetleri kaybetmeden, onlara tahammül ederek hedefe yürüyen, biz bu örneklerimizi yeniden gündemimize almamız lazım. Peki hocam, bu hem hasbi hem resmi olursa o zaman nurun ala nur olmaz mı? Nurun ala nur, onun kıvamını, oranını ayarlamakta evet, zorluk çekiyoruz tabii. Yani şimdi bizim bir resmi yönümüz var, bir de hasbi yönümüz var. Eğer resmi yönümüz, hasbi yönümüzün önüne geçerse, ben çalışmalarımı saatime bakarak 8-5 arasına sıkıştırıyorsam, 5'ten sonra herhangi bir ihtiyaca bağlı olarak bir faaliyeti ihmal ediyorsam, resmiyeti ön plana çıkartmış bir
efendim evet. kamu görevlisi konumuna düşüyorum. Ama eğer çalışmalarımızı, ihtiyaçlarımızı karşılayacak faaliyetlerin bitimiyle efendim özdeşleşir hale getirebiliyorsak, orayla bağlantılı hale getirebiliyorsak, o zaman hasbi yönümüz, resmi yönümüzle beraber yürüyor demektir. Bizim örnek alacağımız hocalar, isim de verelim birkaç tane. Lütfen buyurun. Efendime söyleyeyim. Merhum Gönenli Mehmet Efendi hocamız. Evet. Yani değişik mahfellerde, değişik vesilelerle sığgaya çekildiği zaman, hesap sorulduğu zaman bizim dini mübini İslam'a hizmet etmekten başka bir gayemiz yoktur diyor. Evet. Efendim, bunun dışında bütün imkanlarını bu yola seferber ediyor. Hatta çok meşhur olarak ifade edilir. Hocamızın evi hep satılıktı denir. İhtiyaca bağlı olarak. Evet. Bir takım ev eşyalarını sattığı ifade edilir. Merhum Abdurrahman Gürses hocamız. Ben Haseki'de buna şahidim. İki arkadaşımız iki koluna girer, öyle yürüdüğünü gördüm. O haliyle derse geliyor. O haliyle derse gelir. Bir hocamızın, Mahmut Bayram hocamızın öğrencilerine söylediği bir söz vardır. Dersi tehir etmek, iptal etmek yoktur. Derse gelmediğim gün siz benim cenazeme gelin demiştir. Bu çok önemli bir şey. Şimdi biz bu alanda görev yapacak olan gençlerimize, öğrencilerimize, kendimize bu örnekleri yeniden takdim etmeliyiz ve bunların hangi hedeflere yönelik olarak, hangi fedakarlıklarla bu ömrü tamamladıklarını iyi tespit etmeliyiz. Bu seneki camiler ve din görevlileri haftasının ana teması olan din hizmetine adanmış ömürler. Evet. Başlığında da bu konular çokça işlendi. Biz de iki hafta önceki programımızda Türkiye genelinde sizin bahsettiğiniz bağlamda insanlara örnek olan pek çok hocanın hayatını gündemimize almıştık. İzleyicilerimiz de o programı yine izleyebilirler, onu da söyleyelim. Buradan hocam devam ederek peki... Bu hasbiliği, bu adanmışlığı gösterecek yeni nesiller yetiştirmenin yolu. Gerçi Abdullah Hocam o noktada şunu söyledi. Yani bütün hepsi birbirine bağlı. Ve birbirinden ayıramayız. Sizin de müfredat vurgusunda ifade ettiğiniz gibi. Bir yerinden başlamak gerekecek. Bu bir yerinden başlayacak olan kurum A, B, C kurumu mudur? Yoksa herkes bir yerinden başladığında bu ayağa kalkacak bir süreç midir? Efendim, ben onu şöyle ifade ediyorum. Bugünden tezi yok. Her birimiz aynanın karşısına geçecek. Benim imkan ve kabiliyetlerim nelerdir? İnsani, ahlaki, hukuki ve dini sorumluluklarım nelerdir? Bu soruyu kendine soracak. Kendine soracak. Biz başkaları üzerinden başlatırsak bu programı, hı hı. bu sonuç vermez. Eyvallah. Biz kendi üzerimizden başlatacağız. Benim insani, ahlaki, hukuki ve dini sorumluluğum nedir? Ben bu sorumluluğumun ne kadarını nasıl yerine getiriyorum? Hangi hedeflere yönelik yerine getiriyorum? Şimdi burada tabii samimiyet devreye giriyor. Yani bizim hedefimiz büyük olmalı. Büyük hedefi oluşturabilirsek bu yolda biz bu işi düzeltiriz. O da Allah rızasıdır. Eyvallah. Biz Allah rızasını hedefleyerek yola devam edersek eksiklerimizi görürüz. Birbirimizi incitmeden, birbirimizi rencide etmeden, kırmadan, dökmeden biz el birliğiyle bu işi daha verimli, daha güzel hale getirebiliriz. Onun için aynanın karşısına geçmeye ihtiyacımız var. Evet. Ama aynaya bakarken samimi olmak lazım. Samimi olmak lazım. Aynadan kendimize yalan söylemeye kalkarsak da
bir yere varamayacağız. Bir yere varamayız. Eyvallah hocam. Evet. Teşekkür ediyorum. Tekrar ben Kadir hocamla devam edeyim. Hocam tabii ki bu toplantının içerisinde konuşulan pek çok başlık var. Biz şu an ana konuya bir giriş yaptık. Bütün detayları konuşmamız mümkün değil. 4 günü 1,5 saate sığdıramayacağımız ortada ama en azından birkaç başlığı da ben ele alalım istiyorum. Şimdi din istismarıyla bir mücadele söz konusu ve bu hocamızın ifade ettiği 3 ana başlık olan kurumların hepsinin bir taraftan görevi. Ve biz 15 Temmuz sonrasında başımıza gelen musibetle birlikte bu istismarın daha çok farkına vardık ve mücadele etmenin gerekliliğine de daha çok inandık. Zaten biliyorduk ve ediyorduk. Haksızlık etmeyelim kendimize ama ne kadar derin bir problem olduğunu belki keşfettik ve aciliyetinin farkına vardık. Tabii buna diğer bölücü faaliyetleri de eklediğimizde. Şimdi bu istismar ile mücadele etmenin yolu birincisi az önce söylediğimiz eksen. Yeni numuneyi imtisaller ortaya koymak, samimi, ihlaslı ve adanmış insanlar ortaya koyarak bu insanların topluma dini anlatmalarının yolunu açmak ki bunu bütün kurumlar elden geldiği kadar yapmaya çalışıyor. İkinci ve üçüncü derece bağlama geçtiğimizde bu istismarla mücadelenin, çünkü bu istismarda dini söylemler var, onların etkileri var, gençliğe ulaşabilmenin yolu ve yöntemlerinin modern dünyada farklılaşması var. İkinci, üçüncü başlıklarda bu istismarla mücadele nasıl mümkün hale gelir? Çok teşekkür ediyorum. Tabii iş yine varıp eğitime dayanıyor aslında. Sinan hocam sahadan gelince haliyle aşk ağlatır, dert söyletir hesabı. Hem İmam Hatip liselerimiz, ilahiyat fakültelerimizin yetiştirdiği öğrenciler üzerinden hem de toplumun gerçekleri üzerinden bir takım tespitlerde bulundu. Sizin sorunuz üzerinden yürümem gerekirse bu durumda hem doğrusu ilahiyat fakültelerimizin hem İmam Hatip liselerimizin nicel anlamda da artışından çok rahatsız olmamak gerekiyor. Evet. Programımızın adı da farklı bakış, meseleye biraz farklı bakmak da istiyorum doğrusu. Kaldı ki bugün nitelik arayışı insan eliyle insana hizmet sunulan bütün sektörlerde geçerli. Bütün kurumlar bu anlamda bir nitelik arayışının içerisinde. Elbette nitelik olmadan din hizmetinde arzu ettiğiniz seviyeyi, kaliteyi yakalamak da çok mümkün değil. Fakat şunu da kabul etmemiz gerekir ki nitelik de niceliğin içinden doğuyor. Evet. Bir defa bugünlere biz çok kolay gelmedik. Bedeller ödeyerek geldik. Geçmişte hocam bahsetti, Cenab-ı Hak hepsine rahmet eylesin. Aynı hassasiyet içerisinde bugün insanımıza hizmet sunan bütün hocalarımızdan da Rabbim razı olsun. Şimdi o gün o insanlar tarihin değişik dönemlerinde farklı kırılmaların ve sıkıntıların yaşandığı devrelerde her devrin münevverleri, dini hassasiyeti olan kimseler topluma bu anlamda rehberlik yapabilmek için gereken her türlü fedakarlığı göstermişler. Gün olmuş, Mehmet Rüştü Aşık Kutlu merhum gibi kendi evini Kur'an kursu yapanlar olmuş. Evet. Gün olmuş, okuyan talebelerin ihtiyaçlarını, efendim, sıkıntılarını karşılayabilmek için gece gündüz onların derdiyle koşan gönenli Mehmet efendiler gelip geçmiş. Mehmet Zahit Kotku merhumlar bu toplumda elhamdülillah hizmet verip rahmeti rahmana yürümüşler. Ve belki o sıkıntılı dönemlerde o hasbi insanların yapmış olduğu duaların kabul olunmuş halini bugün yaşıyoruz.
Daha dün 2011 yılına gelinceye kadar biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kendi asli vazifemizi yapma konusunda bir takım engellemelerle, kısıtlamalarla karşı karşıya kaldık. Evet. Yani şimdi din istismarını konuşuyoruz. Siz devlet olarak halkınızın din eğitimi ihtiyacını sağlıklı ellerle, ehil eller marifetiyle karşılamadığınız, yerine getirmediğiniz zaman tabiat boşluk kabul etmiyor. Birileri çıkıp istismar ediyor. Farklı farklı cazibeler oluşturmak suretiyle o taptaze beyinleri ifsad edebiliyor. İfsad ettiği bu beyinler evet gün gelip kendi insanına bomba atacak, kurşun atacak hale de devşirilebiliyor, bu hale de getirilebiliyor. Yakın tarihte yaşadık bütün bunları. Ve bugün bu sızılar hep beraber bir araya gelip aman yarın aynısını tekrar yaşamayalım derdine çözüm üretmek için buradayız, burada toplanmış durumdayız. Ve 2011 yılından sonra biz 2011 yılına kadar dedim işte topluma din konusunda aydınlatma vazifesi, Diyanet'in asli görevi, Kur'an-ı Kerim'i inandığı kitabını okutma vazifesi, Diyanet İşleri Başkanlığımızın asli görevi. Ama ne yapmışız? İlkokul 5. sınıfı bitirmeden yaz Kur'an kursuna gidemeyecek. Kesintisiz 8 yıllık eğitimi tamamlamadan da hafızlık eğitimine gidemeyecek. 2011'den sonra bu engeller kalktı ki bugün bakın 4-6 yaş Kur'an kursları açıldı elhamdülillah. Sayısı 110-120 binlere şu anda ulaşmış durumda. Peki hocam ifade ettiler. Mutlaka toplumumuza hizmet sunan bütün kurumların ortak derdidir bu. Daha ahlaklı, efendim daha sağlıklı bilgilerle geleceği inşa etme kaygısını güden her sorumluluk sahibi kişinin ortak derdidir. Şimdi 4-6 yaş Kur'an kurslarımıza bizim yoğun bir ilgi var. Neden bu ilgi? Çünkü orada bir değer eğitiminden söz ediyoruz biz. Değer eğitiminden. Yani bu, yaptığımız çok fazla da bir şey yok öyle. Biz 4-6 yaş Kur'an kurslarında çocuklarımız gelsin, İşte Kur'an-ı Kerim'i okusunlar, şu sureleri ezberlesinler filan diye böyle bir amacımız da yok. Kaldı ki Kur'an kurslarımızda zaten bu faaliyetleri sürdürüyoruz. Ama bugün Batı dünyasına şöyle, Batı toplumlarına bakın, çocuk eğitiminin hangi yaşlarda başladığını, ne kadar küçük yaştan itibaren bu eğitime önem verdiklerini görürsünüz. Hocam bizde de mahalle mektebi dediğimiz yapılar 3 yaşında çocukların emanet edildiği yapılar idi. 2 yaşında, 3 yaşında ve pek çoğuna da baktığınız zaman kiliseyle irtibatlı olarak yürütürler. Bir çocuğun efendim sofraya otururken, lokmaya elini uzatırken besmele çekmesini öğrenmesi, yemeğini yedikten sonra elhamdülillah demesi gerektiğini, elhamdülillah demeyi öğrenmesi, bu değerleriyle, kendi öz değerleriyle buluşmasından daha güzel ne olabilir ki? Evet. O zaman biz işte az önce hocam da ifade etti. Şimdi 4-6 yaş Kur'an kurslarında nitelikli personel ihtiyacının eksikliğini hissediyoruz. Bunu bize kim yetiştirecek? Şimdi yüksek öğretim kurumlarımız toplumun bu ihtiyacına yönelik bir adım atmazsa, işte imamlarımızın yeterliğinden, niteliğinden bahsediyoruz. Şimdi İmam Hatip Lisesi'ni bitirmiş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda vazife alabilmek için asgari tahsil düzeyinin İmam Hatip Lisesi'ni bitirmiş olması gerektiğidir. Evet. İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra ilahiyat fakültelerimize gidiyor. Şimdi sorumluluk sahibi kimseler derlerse ki, benim toplumun gerçekliğiyle, toplumun gerçekleriyle çok da fazla bir alakam yok. Ben programımı uygularım, müfredatım neyse onu yerine getiririm. İhtiyacı karşılar ya da karşılamaz benim umurumda değil, lüksüne sahip değiliz. Bugün bizim mazeret üretme dönemimiz bitmiştir. Hasbilikten bahsettik, samimiyetten bahsettik. Evet, sayıları
geçici görevlilerle, fahri kadrolarımızla beraber 140 binlere ulaşan bir teşkilat yapısından söz ediyoruz. Ve buna dönük de sahada boşluk bırakmamak için, sahih din eğitimi adına boşluk bırakmamak için gerekli her türlü adımları da atma gayreti içerisindeyiz. Kur'an kursu öğreticilerimiz, cuma günleri 2 saat o mahallesindeki, mektebinin çevresindeki hanımefendi kardeşlerimize dinimizin kendi kaynaklarından, bidat ve hurafelerden değil, hocam ifade etti, bir takım merkezlerden üretilmiş, yaldızlı bir takım aslı astarı olmayan din kılıfına bürünmüş bilgilerle değil, Kur'an ve sünnet inbiğinden çıkmış bilgilerle insanımızı aydınlatsın, onlara sohbet etsin istiyoruz. Eyvallah. Buna dair adımlar atacağız. Hafta sonları, cumartesi, pazar günleri, bakın bizim camilerde Kur'an öğretim programlarımız var. Yılda 100 saatlik de bunun bir karşılığı söz konusu. Bu 100 saatlik camilerde Kur'an öğretim programı istiyoruz ki imamlarımız, müezzinlerimiz camilerde hafta sonları 3'erden 6 saat cumartesi, pazar günleri adeta yaz Kur'an kurslarımızın devamı niteliğinde ailesiyle birlikte çocuklarımız hem camiye gitsin hem de camide bir o yaz kursunun devamı niteliğinde cami ortamında bir din eğitimi alsın. Buna dair de adımlar atmak istiyoruz. Eyvallah. Şimdi her eğitim kurumu orada görev yapan eğiticinin kalitesiyle doğru orantılıdır. Biz bugün Diyanet İşleri Başkanlığı olarak elbette çeşitli kademelerden geçtikten sonra hizmette istihdam ediyoruz görevlilerimizi. Fakat buna rağmen doğrudan mezuniyet belgesini almış, sınava girmiş, başarılı olmuş ve biz kendisine evet seni imam olarak, müezzin olarak, Kur'an kursu öğreticisi olarak başkanlığımız kadrolarına katıyoruz dediğimiz kardeşlerimizi hemen biz hizmete dahil edemiyoruz. Mutlaka evet. Hizmet içi eğitimleri almak zorunda kalıyoruz. Hizmet içi eğitime tabi tutmadan mihrabı emanet edemiyoruz. Nitelikli personel anlamındaki ihtiyacı ondan bahsediyorum. Evet. Bu arayışlar bu tür toplantıları birlikte yapma zaruretini de ortaya çıkarmıştır. Eyvallah. Şimdi hocam 96 İlahiyat Fakültesinden bahsettiler. Hı hı. Elhamdülillah 81'inde öğrenci var. Bu mutluluk verici. İmam Hatip liselerimizin sayısının şuralara gelmesi. Genel lise öğretimi içerisinde baktığınız zaman aslında çok fazla abartılacak bir oranda söz konusu değildir. Değil değil. İmam Hatip Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz, Kur'an kurslarımızda hafızlık ve üzeri eğitim evrelerine devam eden kardeşlerimiz. Bütün bunlar toplumun sağlıklı temeller üzerine inşa edilmesi açısından önemli ve kayda değer adımlardır. Eyvallah hocam. Şimdi hocam programımızın son yarım saatlik bölümüne geldik. Zaman tabii hızlı geçiyor. Son yarım saatlik bölümde kurumlar çerçevesinden biraz daha çıkarıp biraz daha konu ve kavram eksenine gelmek istiyorum. Bir tur daha böylece dönmüş olacağız. Sizin nitelikli personel ihtiyacı ile ilgili konuyu son kısımda Eyvallah. Açmanızı isteyeceğim. Ben burada tekrar Abdullah hocama döneceğim. Şimdi hocam o kadar çok tehdit var ki gençlerimizin, insanımızın dini, manevi hayatına dair bunun alt başlıklarını saymaya başladığımızda gerçekten zaman yetmez, programlar yetmez buna. Sosyal medya ile ilgili konulardan tutunuz. Bu artık bağımlılık derecesinde değerlendirilen bir husus. Bunun dışında yine pek çok modern tehdit de var. Yani bireyselleşmenin tuzağına düşen gençlerimizi mi anlatalım yoksa iletişim eksikliği yaşayan deizm diye bir tehlike mesela son günlerde gündemde. Ben buradan bizim toplumumuzun manevi ve ruhi hayatına kasteden ve o alanda tehdit oluşturan başlıklarla mücadele için neler yapılabileceği ve bu mücadelelerin içeriğine dair son bölümde sözü size vermek istiyorum. Eyvallah. Şimdi şu kavramın altını bir çizip müsaadenizle devam etmek istiyorum. Lütfen. Hep istismar diyoruz.
dinleyicilerimiz de daha net olarak anlasın. Tek kelimeyle ifade edersek, dinin sırtından geçinmek. Evet. İstismar bu. Dini kendi kişisel menfaatlerimize alet etmek. Dinle ilişkimizin olması gerektiğinin dışına taşırılması. Aslında bu bir haksızlıktır, zulümdür. Çünkü zulmün tanımlarından birisi bir şeyi yaratıldığı alanın dışına çıkarmak, evet, diye tanımlanır. Din ne için? İnsanı insan yapmak için dedik. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmesi gereken ilahi bir sistemin adı din. Eyvallah. O zaman bunu insanlar tamamen kendi özgür iradeleriyle, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kabul ediyor. Ama bu ulvi insanın fıtratından getirmiş olduğu bu duygunun beslenmesi lazım. Bunu besleyecek şeylerden birisi de eğitim. Önce kendisi istismar etmeyecek. İnsanın kendisi de istismar edebilir. Hep başkalarında aramaya gerek yok. Her gün bu hesabı kendisine de sorması lazım. Neden inanıyorum? Neden namaz kılıyorum? Neden oruç tutuyorum? Neden ahlaklıyım? Bunları insanın da kendisine sorması gerekiyor. Şimdi biz bu noktaya nereden geldik? Gençlik şuna kapılıyor, buna kapılıyor, değil mi? Evet. Farklı akımlara kapılıyor. Şöyle ifade ediyorum kısaca. Bir kere biz bir medeniyetin mensupları olarak kendi medeniyetimizin göstergelerini yok ettik. Bizim medeniyetimizin merkezinde ne vardı? Cami vardı. Cami. Cami fonksiyonunu icra etmiyor. Efendim, cami fonksiyonunu icra etmeyince caminin imamı da fonksiyonunu icra etmiyor. Çünkü şehrin merkezine konulmuş olan caminin etrafında kütüphane vardı. Çarşı okuyorduk vardı. Biz. Evet. Okuyorduk. Hamam vardı. Değil mi? Temizleniyordu. Bazı yerlerde tekke vardı. Bunlar birbirini tamamlıyordu. Bunlar birbirine alternatif değildi. Ama şimdi biz okulu, camiyi, tekkeyi, bunlar hep birbirine alternatif gibi sunmaya çalıştık veya öyle bir yapı oluştu. Şuraya değil de buraya. Ya şuraya ya buraya. Halbuki böyle bir şey yok. Zihinlerimiz parçalandı mı hocam? Zihinler parçalandı. Evet. Şimdi biz birileri mesela stand açıyor üniversitelere diyelim. Özellikle kayıt zamanlarında. Ben diyorum ki Diyanet'in standı nerede? Müftülüklerimizin standı nerede? Bu standlaşmak ne demek? Sizin bir takım ihtiyaçlarınızı biz karşılayabiliriz. Şimdi insanları suçlamaya gerek yok. Herkes kendi idealine hizmet ediyor. Biz niye yokuz o sahada? Halbuki biz aynı zamanda devleti temsil ediyoruz. Aynı zamanda gençliğin sağa sola oraya buraya gitmesini engelleme görevi içerisinde olduğumuzu düşünüyoruz. Neden aile irşat bürolarımız üniversitelerde bir sürü bunalımla, farklı şeylerle karşı karşıya gelen kız çocuklarımıza hizmet etmek için neden bir şubesi üniversitelerde hala değil? Soralım. Bunu kimseye suçlamak için söylemiyorum. Bu bir teklif. Kendi kendimize konuşuyoruz. Evet. Bu istişare. Buna ihtiyaç var. Şimdi biz, ben bir hoca olarak, ilahiyat hocası olarak, Müslüman olarak, bu çocuklar bize emanet. Ben bu emaneti yerine getirmek için ne yapıyorum? Ne yapmalıyım? Sorusunu kendime sormam gerekiyor. Ha, sordum. Hocam da sordu. Müftü hocam da sordu. Evet. Hocam, böyle böyle bir ihtiyaç var. Ben böyle düşündüm. Sayın müftüm, siz ne düşünüyorsunuz? Ne yapabiliriz? Kadir hocam, ne yapabiliriz? Bakın, Diyanet, ilahiyat alandaki hocamız. El ele verdik. Problemimiz ne? Problem gördüğümüz şey ne? Neslimize sahip çıkmak. Evet. Gençliğimize sahip çıkmak. Bu kadar şimdi güçlü biz, bir kurum ve kuruluş yapısının önünden, evet, de Allah'ın izniyle hiç kimse o gençleri söküp alamaz. Ve imkanlarımız var. Sami Bey, imkanlarımız, evet, var. Çarçur etmeye gerek yok. İsraf etmeyelim. Bak, tasarruf tedbirlerini konuşuyoruz. Evet. Ama gençliğimiz de israf oluyor. Bu gençlik de bir hazinedir. Bunları ona buna, yani hocam, affedersiniz, kurda kuşa niye yem edelim? Parayı israf ettiğinizde yeniden kazanmak gibi bir şansınız, evet, var. Yeniden üretirsiniz. Ama bu gençleri, zamanı ve gençliği yeniden üretmek gibi bir şey üretemeyiz. Yok. Üretemeyiz. Dolayısıyla biz ne yaptık da onlar almadı? Sonuçta samimiyetimiz kadar, gayretimiz kadar kurtarabiliriz.
Yaptık mı, denedik mi? Şimdi bir takım rahmetli andığımız insanlar var. Bir kitap da yayınlanmış. İstanbul değil, sadece Türkiye'nin genelinde başarılı hizmetler oluşturmuş, camiyi odak haline getirmiş, ilgi merkezi haline getirmiş olan, Allah razı olsun hepsinden, sahileri meşgul olsun, sayıları artsın. Amin. İmamlarımız var. Ben de bir kısmını tanıyorum, programlarına da zaman zaman iştirak ediyorum. Bu arkadaşlarımız aynı zamanda alternatif koymuş oldular. Bunların programlarına baktığınız zaman gençlere yatırım yaptıklarını görüyorsunuz. Evet. Şimdi ben bir caminin hocası olarak, bir ilahiyat fakültesi hocası olarak, diyelim ki üniversitede, ben kendime söylüyorum önce. Hı hı. Ben şimdi bir ilahiyat fakültesinin dekanıyım. Eğer o üniversitedeki gençlik beni bir alternatif olarak, bir müracaat kapısı olarak, maddi manevi, ne olursa olsun önemli değil, görebiliyorsa, bir rol model bakın, görebiliyorsa, çok samimi söylüyorum. Evet. Görebiliyorsa, ben orada öne çıkmışsam, bir derdin varsa kardeşim ilahiyat fakültesine git, orada bir hoca var sana yardımcı olur diyebiliyorsa, ben sorumluluğumun bir kısmını kuşanmışım demektir. Evet. Yerine getirmişim demiyorum. Evet. Kuşanmışım demektir. O zaman bu genç başı ağrıdığında, dişi ağrıdığında bana müracaat edebiliyorsa, manevi problemleri olduğu zaman bana müracaat edecektir. Kısa bir şey anlatmak istiyorum. Lütfen buyurun. Toparlayalım. Yurt dışında görev yapıyorum. Bu Messenger'la haberleşirdik o zaman. Evet. Geldim odama, baktım ki Messenger'da birisi bir şey yazıyor. Hocam Allah razı olsun, benim bugünlerde çok ciddi imam problemim vardı. Nereden bildiniz de bana bu yazıyı gönderdiniz? Size teşekkür etmek istiyorum. Allah Allah, ben şaşırdım. Ben kimseye bir şey göndermedim. Gönderdiğim bir şey var ama bir öğrenciyle, diyor ki Adana Elektrik Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisiyim diyor. İmam problemi yaşıyorum. Dindar bir aileden geliyorum diyor. Ama siz bana bir yazı gönderdiniz. Benim imanım yeniden kurtuldu. Ben ona göndermedim. Su Toprak diye Süleyman Toprak hocamıza bir makalenin hakemliği için gönderiyorum. Makale imanla ilgili. Yanlışlıkla bir nokta şeyiyle o arkadaşa gidiyor. Bu mail. O da bana teşekkür ediyor. 3 ay ben tanımıyorum, hala tanımıyorum onu. 3 ay ben onunla haberleştim. Ve şimdi bakın, beni bir alternatif olarak bu insanlar görüyorsa, müftülüğümüzü sorduğumuzda ben bu şehrin müftüsüne güvenirim. Benim dini meselem mi var? Giderim. Zikre ihtiyacım mı var? Giderim camiye. Camide Müslümanlarla beraber zikri yaparım. Bu insanların din maneviyattır. Din heyecandır. Bunu vermem sadece kuru bilgi değil. Bizim esasen ilahiyat, diyanet olarak belki de en eksik kaldığımız alanlardan, insan kaçırdığımız alanlardan birisi, özellikle gençlerin oraya buraya gitmesinde deizm şudur budur. Ben deizmi ismini nihilizm olarak karşıladım. Hı hı. Değersizlik. Ondan tatmin oluyor. Değerlerin hiçleşmesi. Yani. Evet. Değer yok yani. Değersiz yetişiyor gençlerimiz. Değersiz yetişince de bir arkadaşımız da dedi ki konuşunca, eğer biz deizmle kurtarırsak bu gençliği, o yine hani biraz idare eder. En azından bir Allah'a inanıyor. Yani en azından bir Allah'a inanıyor. Daha da ötesi var. Ama biz bundan mesulüz. Öncelikle biz mesulüz. O zaman koyduk işte şapkamızı önümüze koyduk şimdi. Daha önce de koymuştuk ama şimdi daha güçlü koyduk. Gelin el ele verelim. Haftalık, aylık gündemimiz bu olsun. Eyvallah. Diyelim ki biz şu kadar gence ulaştık. Bilançosunu tutalım. Şu kadar gence ulaştık diyelim. Gerçekten insanların buna ihtiyacı var. Bizim fakültemize dışarıdan, hocam ben filan bölümde okuyorum, derslere gelebilir miyim diyen o kadar çok öğrenci var ki. Niye? Elektrikte ihtiyaç okuyor, var demek orada hocam. Okuyor, burada okuyor. Demek ki bir ihtiyaç var. Benim ondan önce gitmem lazım. Benim onu alternatif olarak sunabilmem lazım. O zaman istismar da olmayacaktır. Benim kanaatime göre su da mecrasını bulacak. Din yerine oturacak. İnsanlarımızın kalbinde olması gereken bir yapı meydana gelecek. Dinin sırtından geçinmeye çalışanlar da ortaya çıkacaklar. İnsanlar ona itibar etmeyecektir. Bakın bu kadar bizim eksikliğimize rağmen. Evet. Hocalarım daha iyi bilir. Hala insanlarımıza sorsak, dini bilgi almak istediğinizde kime müracaat edersiniz? Sorsak, soruldu bunlar. Anketler evet, yapıldı. Tabii, hocam. Yine Diyanet değil mi?
Kesinlikle. Yüzde, Türkiye'deki hocam, affedersiniz, bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak yaptırdığımız bir dini hayat araştırması var. Evet. Dini hayat araştırmasında tam da hocamın suali tevdi edilmiş vatandaşlarımıza. Cevaplar nasıl çıkmış hocam? Yani %90'a aşkın oranda, evet, mahallemizdeki camimizin imamından ben ilk dini bilgimi aldım, manevi, öğrendim. Evet, doyumumu aldım. Ben de şunu biliyorum. Evet. Türkiye genelinde yapılmış bir takım anketlerde en güvenilir kurumlar sıralamasında Diyanet İşleri Başkanlığı ilk 2-3 kurumun içerisinde çıkıyor. Evet. Durum bu minvalde. Yani şimdi biz bu diğer altyapıları da tamamladığımız zaman, bakın, hı-hı, zikriyle, fikriyle, samimiyetiyle, bilgisiyle, farklı alternatif programlarıyla biz bunları işlevsel hale getirdiğimiz zaman, İyilik ödülü alan arkadaşımız İstanbul'da, bir imam arkadaşımız, bugün başkanımız da zikretti. Evet. Ben kendisini İmam Hatip'ten beri tanıyorum. Ben onun hangi gayret içerisinde olduğunu biliyorum ama o tek kişi değil bakın. Birçok arkadaşımız var. Evet. Yapılınca oluyor. Orijinali kendini ortaya koyunca sahteleri zaten, evet, dökülüyor. Bakın eskiden, hocalarım bilecektir, siz de bilirsiniz. Toparlayalım hocam. Toparlıyorum, buyurun. Son cümlemi söylüyorum. İstanbul'da insanlar pazar gününü nerede geçireceğini düşündüğünde bazı hocalarımız vardı. Allah rahmet eylesin. Timurtaş Uçar, Naim Karaman, Ahmet Vanlıoğlu. Bunlar bakıyorlardı programa. Ha, hangi camide? Bu hafta ben filan camiye gideyim. Şu anda illerimizde böyle bir şey var mı? Sadece merak ediyorum. Teşekkür ediyorum. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. İstemi hocam, buyurun. Var herhalde. Hocam, oradan devam edelim. Tabii önce müsaade ederseniz iki anekdot arz edeyim. Tabii hocam. Yani bu aynı zamanda toparlama oturumumuz. Tamam. Şimdi kampüs camiinde bir sabah namazı buluşması yaptık. Manisa'da değil mi? Manisa'da. Hı hı. Camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle. Yani bir 10 gün önce. Hı hı. Aşağı yukarı bir 300 civarında öğrencimiz, gençle buluştuk. Sayın rektörümüz de katıldı, sağ olsun. Şimdi ondan sonra da bir kahvaltı. Medine usulü, Kabe'deki iftar sofraları gibi. Efendim, daha sonra bir arkadaşımız dedi ki, hocam dedi, çok enteresan bir şeye şahit oldum. Nedir dedim. Bu programa ateist olduğunu söyleyen bir genç geldi dedi. Ateist olduğunu. Demiş ki, ben ateistim, inancım yok. Zaten sabah namazını da kılmadım demiş. Namazda kılmadım. Ama namazdan sonra yapılan zikir çok hoşuma gitti demiş. Evet. Ve kahvaltıya da tabii katıldı. Orada bulunan herkesi davet ediyoruz. Şimdi demek ki bu yapılanlar boş şeyler değil. Evet. Hocam, insanların meşrepleri farklı farklı. Efendimizin hadisini hatırlıyorum. Mescide giriyor. Bir kısım sahabe-i kiram zikrediyor. Bir kısmı ilimle meşgul, tabii, oluyor. Filan. Peygamber Efendimiz tercihini ilimden yana kullanıyor ama diğerlerini de onaylıyor. Doğru. İnsanların meşrebi neyi istiyorsa onlara onunla hitap edebilmek lazım. Buyurun. Bir ikinci hadise. Yine bir camide sabah namazı buluşması. Yine üniversiteli gençlerimizle. Bir hocamız 10 dakikalık bir konuşma yaptı. Ben de gözlemci olarak bulunuyorum. Yani olay nasıl seyrediyor. Program bittikten sonra yine kahvaltı yaptık. Bir genç geldi yanıma. Hocam dedi, bu yapılan konuşma bize hitap etmiyor dedi. Anladım ki bizim, bu da bir öz eleştiridir. Ben bu öz eleştiri şahsımla sınırlı tutayım. Hı hı. Bizim ilköğretim, lise, üniversite gençliğine hitap etme dilimizi gözden geçirmemiz lazım. Evet. Yani ben çıkıp cuma günü 45 dakika efendim kürsüde bir konuyu işte o yönden, bu yönden pek çok yönüyle değerlendirip vaaz etmeye çalışıyorum.
Ama bu gençliğe hitap eden bir dil değil. Evet. Onu anladım. Bizim gençliğe hitap dilimizi gözden geçirmemiz lazım. Hatta ileri bir teklif oluşturmamız lazım. Oluşturmamız. Çünkü yok. 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 Bunu oluşturmamız evet, lazım. Bir de bir başka şey daha tecrübe buyurun olarak elde etmiş oldum. Bu sabah namazı buluşmalarında üniversiteli gençlerimizle dedim ki arkadaşlar programın sahibi sizsiniz. Biz davetliyiz. Namazdan önce size bir önerim. Aranızda arkadaşları tespit edin. Yasin'i birer sayfa okuyun altı arkadaş. Namazdan sonra, zikirden sonra bir arkadaşımız kısa bir dua yapsın. Bir arkadaşımız da kahvaltıdan sonra dua yapsın. Bu arkadaşlarımızın çalışma şeyi değişti. Olayı sahiplendiler. Daha sağlıklı, daha verimli programı nasıl yapabiliriz'i düşünmeye başladılar. Dedim ki biz yanınızdayız. Her türlü desteği vermeye hazırız. Ama programı siz yapıyorsunuz. Alın yürütün. Bizim dolayısıyla ötekileştirmeden, sabırla, güzel bir dille efendime söyleyeyim, bu uzun yolu kat etmemiz lazım. Hangi noktadan farklılık arz ederse etsin, bu gençlerimizle biz sohbetlerimizi gerçekleştirmeliyiz. Evet. Bu arkadaşlar bizi dinlediği zaman ben iyi ki bu sohbete geldim, iyi ki bu mecliste bulundum demeli. Yani bizim sohbetimizin formatı da, muhtevası da bunu dedirtmeli. Klasik bir yaklaşımla, çala kalem bir yaklaşımla bu programları yapmaktan artık uzak durmalıyız. Mutlaka gençlerimizin beklentilerini karşılayacak hem bir samimi efendim dille hem de onlara hitap eden bir dille aynı zamanda da problemlerini çözüme kavuşturan evet, bir üslupla bu çalışmalara devam etmeliyiz. Eyvallah hocam. Hocam şimdiki gençlerin bir kere kendi içine dahil olmadıkları süreci önemsemiyorlar. Çünkü sosyal medya diye bir şey var ve bütün süreçlerin içerisinde dahiller orada. Siz camiye geldiğinde onu sürece dahil etmezseniz diyor ki ben burada yokum. Ben burada yokum. Üstelik son yapılan sosyal araştırmalarda her geçen gün sosyal medyada izlenen videoların dakikaları düşüyor. Şu anda mesela 3 dakikadan daha uzun videolar izlenmiyor. Dediğiniz gibi bu dili oluşturmak, keşfetmek lazım ve bu dil üzerinden iletişim kurmak lazım. Çok teşekkür ediyorum Sinan Hocam. Kadir Hocam size döneceğim. 7 dakika kadar bir zamanımız var son kısımda. Siz bir kısım notlar aldınız. Teşekkür ben soru sorsam ederim. Mı sormasam mı emin değilim. İsterseniz o notları bir dinleyelim. Önce vakit kalırsa soru da sorayım. Tabii bilgi çağından bahsediyoruz. Dijital çağdan bahsediyoruz. Hocam gençliğin dilini yakalamaktan söz ettiler. Bizim bu programımız içerisinde o da var. Evet. Dil ve üslup konusu. Belki bugün hocam İstanbul'daki iyilik ödülü alan bir İmam Hatip kardeşimizden söz etti. Ama o İmam Hatip kardeşimizin farklı bir özelliği hitaptan öte dokunma söz konusu. Evet. Gençlerimizle hemhal olması söz konusu, birebir olması söz konusu. Bizim inşallah bugün Sayın Başkanımız da açılış konuşmasında ifade ettiler. Bu yılki Mevlid-i Nebi haftası temamız evet, Peygamberimiz ve gençlik evet, inşallah. 17 Kasım'da başlayacak ve bir hafta boyunca devam edecek. Şimdi imamlarımızdan, bu ana kadrodan bahsettik. Hocam camilerimizin fonksiyonelliğinden ve bize bir takım yeni sağ olsun hizmet hatırlatmalarından söz ettiler. Bir defa mutlaka bu konuştuğumuz şeyler eksiklerimiz, kusurlarımız olacak. Bunlar konuştukça mesafe kat ediliyor. Daha güzel şeyler yapmaya doğru hep birlikte gidiyoruz. Önemli olan sorunun farkında olmaktır. Ancak bugün bizim o 90-100 bin camide 140 bine varan kadromuzla bütün camilerimizdeki
kentten köye, efendim mezralara, mahallelere, bütün her noktaya halkımıza hizmet götüren bütün İmam Hatip kardeşlerimizi takdir etmemiz, tebrik etmemiz gerekiyor. Onlar çok büyük bir fedakarlığın içerisindeler. Bizim yapmış olduğumuz hizmetçi eğitimlerde onları görüyoruz. Böyle ismi duyulmamış, kıyıda kenarda kalmış ama fedakarca, hasbice hizmet eden çok kardeşimiz var. Adeta bir belediye başkanı gibi mahallesinin, köyünün, kentinin aranan adamı olan İmam Hatip kardeşlerimiz var. Zaman zaman bize işte mektuplar geliyor. Onlara gelen mektuplar var. Düşünebiliyor musunuz? Bir köyde İmam Hatip kardeşimiz köyün bütün çocuklarıyla ilgilenmiş, onlara abi olmuş, arkadaş olmuş. 15 gün izine gittiği zaman bir yavrumuz mektup yazıyor. Hocam sen gideli köyün tadı kaçtı diyor. Evet. Ve biz bu yıl bakın o fedakar görevlilerimizin yine fedakarlıklarıyla 430 bin kurban bağış kampanyasında kurban bağışı aldık Diyanet Vakfı olarak. Bu kardeşlerimizin gayretiyle oldu. Geçen yılı ikiye katladı. Din istismarından söz ediyoruz. İnsanımızın infak ve hayır duyguları da istismar edildi. Ama yeniden bakın güvenli liman olarak neresi, nerelerin görüldüğü belli oluyor. Ve bu kurbanlar vasıtasıyla çok değişik coğrafyalardan farklı dillere, farklı ırklara uzanıyoruz. Nijerya'dan getirmişiz çocuklarımızı. Kayseri'de İmam Hatip Lisesi'nde hem Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz hem Diyanet Vakfımız işbirliğiyle hem müftülüğümüzün katkılarıyla oradaki çocuklarımızı okutuyoruz. Yavrumuzun birisi kalbine yenik düşmüş. 13-14 yaşlarında dün defnettiler. Nijerya'dan annesi babası gelemedi. Mektup göndermişler. Elhamdülillah çocuğumuz kutsal topraklarda vefat etti diyor. Müslüman coğrafyalardaki halk, Müslüman kardeşlerimiz ülkemize böyle bakıyor. Bir çocuğum daha var, onu da götürün diyor. Buralarda kalmasın, oradakisin, orada okusun, oralarda hizmet etsin. Şimdi bu kadar kadri kıymeti yüce tutulması gereken toprakların insanına elhamdülillah hizmet veren bir teşkilatız. Yurt içinde ve yurt dışında bütün mensuplarımızla, Kur'an kursu öğreticilerimizle, İmam Hatip kardeşlerimizle. Eksiklik nedir? Müftülerimiz de sağ olsunlar, fedakar bir biçimde hizmet yürütüyorlar. Belki biraz daha o kenarda kalmış gibi olan, belki biraz gafletine yenik düşmüş olan kardeşlerimizin elinden tutmak gerekiyor. Onlara evet. Bir motive edici unsur gerekiyor. Bir motivasyon unsuru oluşturmamız gerekiyor. Ve biz bir teyakkuz hali yeniden. Kesinlikle. Bunu evet. Sağladığımız zaman, bu rehberlik vazifesini yaptığımız zaman, onların elinden tuttuğumuz zaman, Kur'an kursu öğreticisiyle, İmam Hatibiyle, vaiziyle biz bu insanımıza ve aziz milletimize, Muhammed ümmetine elhamdülillah çok daha farklı, çok daha güzel hizmetler yapabileceğimize inanıyoruz. Evet, yeni bir ruha bu manada, kesinlikle yeni bir ruhun ihtiyaç üflenmesine var. İhtiyaç var sanki. Hani hocam o püf noktası denen bir şey var. Yani işte yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, sonra o püf noktasının yerini bilmezseniz bütün emeğiniz heba oluyor. Yaptığınız o vazo çatlayıp gidiyor. O püf noktasını belki şu an keşfetmemiz ve o püf noktasının dokunulması gereken yerine dokunmamız ve onu üflememiz gerekiyor. Zaten ifade ettiği gibi kıymetli hocalarımın da içimizde var olan bir heyecan ve ateş var bu manada. Onun üzerindeki közleri yeniden temizlemek gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hem programımıza şeref verdiniz hem de 35. İl Müftüleri İstişare Toplantımızın içeriğinden yola çıkarak gerçekten verimli bir programı geride bıraktık. Hem programımız hem de istişare toplantısı hayırlara vesile olsun diyorum ben. Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdullah Kahraman Hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürümüz Kadir Dinç Hocam. Hocam çok teşekkürler. Ve Manisa İl Müftümüz Sinan Cihan Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Efendim Farklı Bakış'ın bu bölümde de sonuna gelmiş olduk. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yürütmüş olduğu 35. İl Müftüleri İstişare Toplantısının yapıldığı salondan sizlere seslendik ve bu yılki temada
toplumu din konusunda aydınlatmada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İlahiyat Fakülteleri ve İslami İlimler Fakülteleri ile işbirliği imkanları ve stratejilerinin değerlendirildiği bir içeriğe sahip 4 günlük geniş bir program, geniş bir çerçeve, başta din istismarı olmak üzere pek çok alt başlık değerlendiriliyor. Biz hocalarımızla programımızın süresi içerisinde kısmi bir şekilde temas edebildik ama sanırım meselenin özüne dair temaslardı bunlar. Ümit ediyoruz ki hem programımızda hem de bu 4 günlük toplantı boyunca konuşulacak konulardan hasıl olacak bereketle birlikte inşallah ülkemizin bütün illerinde, 81 ilin tamamında yeniden bir ruh, yeniden bir heyecan ortaya çıkar. Bu dua ve niyazla Farklı Bakış'tan bu haftada sizlere veda ediyoruz. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.